Merhaba çocuklar, ben Zeynep öğretmen. Bugün sizlere bir masal anlatacağım. Masalımızın ismi Tuz Masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Zamanın birinde koca bir tuz dağı varmış. Bu tuz dağının eteklerinde köylüler yaşarmış. Bu köylülerin bir hükümdarı varmış. Hükümdar herkese adaletli davranır, halkının refah içerisinde yaşamasını istermiş. Günlerden bir gün kılık değiştirmiş ve tam da bu tuz dağının eteklerinde bulunan bu köye gelmiş. Demiş ki, benim halkım aç mıdır, açık mıdır, iyi midir, hoş mudur, gidip bir de kendi gözlerimle göreyim. Böylelikle bu köyde bulunan evlerden birinin kapısını çalmış. Köylüler buyur etmişler tanrı misafirini, geçirmişler içeriye, ne yersiniz, ne içersiniz demişler. Ellerinde ne varsa önüne sermişler. Bir çorba gelmiş. Padişah bir kaşık almış çorbadan, içememiş, hoşnut değil. Ardından yemek gelmiş, bir çatal almış yemekten, yememiş yemeği, hoşnut değil. Yemeğin yanında ayran gelmiş, ayranı almış, içmiş, beğenmemiş, hoşnut değil. Köylüler demiş ki, yemeklerimizi, içeceklerimizi hiç mi beğenmediniz? Padişah demiş ki, yo yo, beğendim, beğendim beğenmesine ama yemeklerde bir şey eksik. Tadı var ama tuzu yok. Köylüler başlamışlar anlatmaya. Aslında bizim köyümüzün yakınlarında koca bir tuz dağı var. Fakat biz oradan tuz toplayamıyoruz. Neden? Demiş padişah. Tuz dağına giden yolda kocaman bir uçurum var. Biz bu uçurumu geçip dağın yukarılarından tuzları toplayamıyoruz. Padişah demiş ki, hele ben şuraya bir kıvrılayım, sabah ola, hayır ola. Yatırmışlar tanrı misafirini, sabah olmuş, padişah teşekkür etmiş köylülere ve hemen sarayının yolunu tutmuş. Saraya gider gitmez vezirlerini toplamış. Demiş ki onlara, benim halkım tuz dağının eteklerinde yaşıyor fakat tuzsuz, tuzdan mahrum. Ne yapsak, ne etsek, tuz dağına giden bir yol yapsak demiş. Vezirler düşünmüşler, düşünmüşler. En sonunda bu yolu halkla birlikte yapmaya karar vermişler. Hemen bir ferman yayınlanmış. Halk da bu fermana uymuş ve bu yolu hep birlikte yapmaya karar vermişler gönüllü olarak. Saray çalışanları ve halk hep birlikte yolu yapmaya başlamışlar. Günler sürmüş yolu yapmak ama en sonunda bitirmişler yolu yapmayı. Madem öyle demiş padişah, tuz dağına giden yolu yaptık, o zaman köye giden yola bakalım. Bir yarışma düzenleyelim. Kim eğer tuz çuvallarını sırtlanırsa ve aşağıya indirirse ona bir ödül verelim. Köylüler başlamışlar çuvalların içini tuzla doldurmaya ve sırtlamışlar çuvalları ve köye doğru gitmeye başlamışlar. Ama onlardan önce padişah atlamış atına, koşturtmuş atını ve bu yeni yaptıkları yolun ortasına gelince kocaman molozlar, kocaman kocaman taşlar koymuş ve bunların hemen altına bir kese altın. Daha sonra hemen atlamış atına ve bitiş çizgisine doğru gelmiş. Padişah'tan sonra gelen köylüler sırtladıkları tuz çuvallarına padişaha bir bir vermişler. Ardından
Bir delikanlı görmüş padişah, kan ter içerisinde. Padişah demiş ki, sen yarışmanın başında en önde koşturuyordun. Ne oldu sana böyle? Neden geç kaldın? Ayrıca elinde tuz çuvalı yerine neden bir kese altın var? Genç delikanlı başlamış anlatmaya. Demiş ki, evet, yarışmanın başında önde koşturuyordum fakat bizim günlerce uğraşıp didindiğimiz yolun ortasında kocaman moloz yığınları ve taşlar vardı. Ben de dedim ki, madem bunlar bana engel oldu, benden sonra gelenlere engel olmasın. Ve bu molozları, taş yığınlarını başladım uçurumdan aşağıya atmaya. Bir de ne göreyim? Taşların altından bir kese altın var. Ben de herhalde bunu padişahım düşürmüştür diyerek size getirdim. Padişah şöyle bir gülümsemiş. Demiş ki, o senin ödülün. Evet, ben bir ödül vereceğimi söyledim. Fakat bu ödülü tuz çuvallarını getirene değil, bütün insanlara yardım edene, İnsanlara yardımını esirgemeyene.